Vallahi şimdi onlara yönelik baskılar onların dışında oluşan şeyler. Yani Türkiye'nin de iktidarın Kürt meselesine bakışının temelden radikal bir şekilde değişmesi ve barış sürecinin yerine işte güvenlikçi, terörle siyasetin, terörle mücadele siyasetinin alması. Bu zaten yeterince Türkiye için kötü. Yani sadece HDP'den bahsetmiyorum. Yani Türkiye'nin Kürt meselesini çözümlemesinde, Kürt meselesinin çözülmesi dediğimizde yani sadece hani HDP'yi destekleyen filan Kürtler meselesi de değil. Yani bunun tamamen inkar edilmesi filan bir çıkış yolu değil. Toplumsal barışı zedeleyecek yani o veya bu vadede zedeleyecek bir iş olduğu için hepimizi ilgilendiriyor HDP'ye yapılan baskılar. Ama onun dışında yani bizim kendine demokratım diyen herkesin kaygılanmasını gerektiren işler de bir değişiklik olmayacak gibi gözüküyor. Ve bu bütün ülkemizin büyük bir sorunlarından bir tanesi. Ama onun dışında HDP'nin de doğrusu ben pek çok aşamada seçimler, son iki seçim de dahil olmak üzere, Haziran'dan başlayarak meşhur Haziran seçimi işte 2015, siyaseti ve toplumu iyi okumadığını ve okumamakta ısrar ettiğini, inatçı davrandığını ve o yüzden de onlara da yani bir kesimin artık yani evet bu bizim partimiz, başka gidecek yok, yer yok diye oy verdiğini, yani orada bir gevşeme olduğunu ve bunun da yani itiraz ve memnuniyetsizliklerin hiçbir zaman giderilmediğini ve nihayetinde onun partiyi daha da aşağıya çektiğini düşünüyorum. Bir parti olarak bu dediğim diğeri bizim ülkemizin sorunuyla ilgili meseleydi. Yani HDP'ye yapılanlar, özgürlük, hak ve özgürlükler meselesi, toplumsal barış meselesi. Ama onun dışında kendi içerisinde değerlendirdiğinizde HDP'de işte her seçime işte Barayso bu sefer de öyle gittiler. Evet doğru, yani dizler açısından da HDP'nin mecliste olması önemli diye bir barajcı evet omuz verip barajı geçirtmek lazım diye düşünüldü. Bu doğru olandı. Ama HDP de artık yani bir de omuzlarında Kürt meselesinin hani ağırlığı var. Onun taşıyıcısı olduğunu iddia eden değil mi? Yani karşı taraf kabul etmiyor iktidar partisi. Yani siz temsil etmiyorsunuz Kürtleri diyor ama milyonlarca seçmeni var sonuç itibariyle. Öyle bir parti yok bile diyen. Şimdi bunun sorumluluğunu yeterince taşımadıklarını düşünüyorum ben doğrusu. Yani benim o çevreden de görüştüğüm insanlar, son Diyarbakır'a gittiğimdeki edindiğim intibalar da yani oranın da böyle şey bir kendileri açısından bir statüko var ve onu azıcık yerinden oynatmaya imkan yok. Buna mesela işte yerelden gelen şeyler yani yerel adayların mesela yani çok tepeden dediğimiz de yani tahmin edilen tepeler değil de bir de şey var yani böyle gerçekten de işte İstanbul'dan şu aday değil de hani yerelden bu aday olsa daha iyi olur muydu diye. Hani çok böyle hani onu belirleyen koordinatların kendi içerisinde esneme paylarını da hiç göstermediği bir yapı görüyoruz. Ve yani bundan ben bile çok şikayet duyuyorum.